Herkese selamlar. Günümüz ekonomi devri. Ekonomi yapmak için de otomobillerimizi ekonomik kullanmaya devam ediyoruz. Ama tabii ki bununla ilgili gerek otomobil firmaları gerek başka firmalar böyle ekonomi yaptırmak üzerine birçok farklı teknoloji geliştiriyorlar. Şimdi yanımda Ulaş var. O da VGT'nin sahibi. Biz daha önce birkaç tane video çektik bu konuyla alakalı. Ama tabii ki burada da bu sefer daha farklı bir konu yapacağız burada. Düşük hacimli bir motorumuz var. Evet. Düşük hacimli motor demek ekonomi demek aslında. Ama biz düşük hacimli motorları böyle çok fazla iyi kullanamadığımız için daha fazla yakıyor. Ve hani güç konusunda da sorunlar yaşıyoruz. Güya insanlar o şekilde addediyorlar bunu. Ama hani bunun aslında böyle olmadığını, bunu daha iyi konumlara getirebilecek şeylerin olduğunu daha çok ön plana çıkarabilmek için bugün bu testi gerçekleştiriyoruz. Ulaş, hoş geldin. Hoş bulduk. Kısaca VGT'yi anlatır mısın bize abi? Nedir VGT? Evet, VGT bir hava kontrol ünitesi. Havanın yanma odasına erken nüfuz etmesini sağlayan bir dengeleyici aslında. Evet. Dolayısıyla bu şekilde de tam yanmayı hedefliyoruz ve çoğu zaman da tam yanma kazanıyoruz. Yani optimum karışımı hedefliyor VGT. Fakire düşürmüyor, zengine düşürmüyor. Aslında tam ortasını bulmak için elinden gelen bütün çabayı sarf ediyor. Peki abi mesela normalde aldığımız araçlarda sürekli optimum karışım yok mu? Peki düz mantıktan yola çıkalım. Kaç devirde vites atıyorsun Alper? Yani 2000-3000 o civarlarda vites atıyorum. Şimdi uzun zamandır VGT kullanıyorsun. Evet. Şu anda kaç devirde vites atıyorsun? Abi şu an 1500-1000 o civarlarda vites atmaya çalışıyorum. Peki sen şu anda daha mı optimal değerlerde arabanı kullanıyorsun? Yoksa acaba eskiden zengin karışımı yapıp da 2500-3000 devirlere taşıyor muydun? Tamam abi, ben başka soru sormuyorum. Arkadaşlar gerçekten işe yarıyor. Bunu burada bugün kanıtlamak için piste geldik. Ve burada hani VGT'li VGT'siz özellikle tur atacağız. Günün sonunda da işte hani bakacağız, yani değerler konuşacak. Evet, bakacağız. Sayılar konuşacak. Yine sayılar konuşacak. Aynen öyle. Ne olacak diyorsun? Ne tahmin ediyorsun? Vallahi boş halini bilmiyorum şu anda. Yani hani VGT'siz hali ne bu aracın? Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben buraya gelirken biraz otoban kullandım. İşte 120 km saat hızlarla yola devam ettim. Fabrika tüketim verilerine yakın değerler çıkıyor. Eğer ki yol bilgisayarı verilerine bakarsam 5.8 litre civarında. Şimdi burada anladığım kadarıyla altına ineceğiz gibi görüyor. Tabii ki de. Tabii yani ki de her araçta olduğu gibi, ki biliyorsun E350'de bu farkı yaşattık insanlara. Evet. 5.9 fabrika değerlerini biz 4.8 yakaladık. Aha. Daha ne yapalım? Daha ne olsun diyorsun. Yani daha ne olsun. O zaman abi özetle daha fazla vakit kaybetmeyelim. Geçelim abi, testimizi gerçekleştirelim hemen. Görüşürüz. Başladık bu arada. Ne yapacağız? Şu an her şey eşit şartlarda. Eğim yok. Her şey eşit abi. 40'la dolanıyoruz abi. Start çizgisini orası kabul ettik. Şu an hızı sabitledim. 40'la gidiyoruz. Evet abi, aynen öyle. 40'la gidiyoruz. Hiç böyle eğimdi, efendim şeydi, farktı, şuydu buydu yok. Her şey eşit. Tüm şartlar eşit. Ama sen biraz sıkılacaksın. Sana bir şey diyemem şu anda. Ya zaten... Başladı mı sıkılmaya? Abi bir şey diyeyim mi? VGT'siz araba gerçekten. Konuşamadı. Yok abi. Konuşamadı. Gerçekten yok yani. Ya şimdi bak, insanlar bir konuda bizim abarttığımızı düşünüyorlar, tamam mı? Niye? Abi diyor ki işte yok VGT diye bir şey çıkmış. Yok gaz az bastırıyormuş, yok şöyleymiş, tasarruf ediyormuş, Türkler yapar mıymış, bilmem neymiş. Abi bir yaptık, başardık. Yani 2,5 yıl oldu artık. Hani bazı şeyleri tekrarlamaya gerek yok. Manası da yok. Dileyen herkes, 8000 kullanıcıya dayandık artık. Ve işte dileyen herkes buyur gelir. Ücretsiz testini yapar. Kendi fikrini oluşturur. Oturduğu yerden fikir üretmez. Ama yapıyor yani. Ve bunu yaşıyoruz yani. Ve VGT'siz kaldığı zaman, VGT'li bir araç kullanmaya başladın, alıştın ve VGT'siz kaldığı zaman o araç, evet. Ya da örnek veriyorum, adam Mondeo kullanıcısı. Evet. VGT'yi takmışız, bir yıl kullanmış. Uh-huh.
Arkadaşında da Mondeo var. Aynı model, aynı kasa. Bu başımıza gelen konular evet. Bu arada. Aynı model, aynı kasa. Arkadaşının arabasını kullanıyor. İllallah ediyor arabada. Aha. Abi diyor böyle araba mı olur? Ve yani o şeyle adam kendisi getiriyor arkadaşının arabasını. Abi şuna da VGT tak. Ben 10 gün bu arabayı kullanacağım şeklinde. Cidden. 10 gün bu arabayı kullanacağım. Şu arabayı tak, şu arabayı ne olur tak şeklinde. Bu arada 4. tur attık. Evet. Onu da arada saymaya durmayalım abi. 4. tur. Yoksa kaçıracağız böyle. Merak etme ben sayıyorum. Ha peki. Eyvallah. VGT'siz silah ama VGT'liyken sayamam. VGT'siz 5. tur falan diye böyle. Yani arkadaşlar özetle hani her şeyi optimum tutmaya çalışıyoruz. Her koşulu eşit tutmaya çalışıyoruz. Özetle şu an mesela 4.9 litrelere geldik. Evet. Yani 5. tura girerken. Bakalım. Ne olacak, ne bitecek? Çok merak ediyorum ben de yani hani ilk defa böyle bir ortamda test ediyoruz. Evet evet yani. Bakalım neler olacak. Hani sabit hız 40 şeklinde ilk kez bu şekilde bir. Ben de merak ediyorum açıkçası ne olacak. Ne olacak, ne bitecek? Bilmiyorum yani evet. Şu an tahmin edemiyorum. Evet abi. Şimdi VGT'yi taktık. Yine şartlar, koşullar aynı. Evet. 21 derece klimamız ayarlı. Evet. Otoda. Yine eğim vesaire her şey aynı. Bakalım ne olacak abi? Hani şeyi de söylemedik aslında. VGT halinde söylemedik sürpriz olsun evet. Diye. Finalde bakalım neler olacak. Ama ilk söylemek istediğim daha sarsıntısız çalışmaya başladı şu an. Hani benim ilk keşfettiğim nokta bu. VGT'li VGT'yi taktıktan sonra ilk benim keşfettiğim daha sarsıntısız ve şu an gaz pedalını daha az basarak daha fazla yol almaya başladım. Evet. Ve gazdan ayağımı çektiğim zaman süzülüyor araba. Aktığını hissediyorum. Hani bunu yani burada net bir şekilde aktarmaya çalışıyorum. Sen tarafsız kalamazsın diye ben açıklıyorum abi teşekkür bunları. Teşekkür ederim. Ben kalamam zaten. Değil mi? Yani hani bunu bu şekilde göstermeye gayret ediyorum. Şimdi start finish düzlüğüne yine geleceğiz. Evet. Orada başlayacağız abi. Yine ben 40'a sabitleyeceğim olayı. Ve hani bakacağız neler olduğunu. Evet. Ve şu an geldik. Ben 40'a sabitledim. Evet. Tamam. Evet. Kilometre sayacında sıfırladık. Evet. İlk de neydi? 4.6 idi. 4.6 idi. Ortalama. Şu an 40'a sabitledim VGT üzerinde. Ve bakalım neler olacak. Bakalım. Hep birlikte göreceğiz. Merak içindeyiz şu an. Sen de merak ediyorsun değil mi? İlk defa böyle düşük devirlerde. 40'la evet. Yani 40'ın yanına 40 koymamıştık hiç. Yani aynen öyle. Hiç yapmadık onu. Ve şey hani biz de burada hani esasında işte eğimi, bütün koşulları, şartları eşit yapmaya çalışıyoruz. İşte bu pistteki hani gaza frene dokunmadan cruise kontrolle gidebileceğimiz maksimumuzu ayarladık. Bu da 40 km saat ve 40 km saatte ilk turumuzu attık. İkinci tura doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Şu an 4.5 litreyi ilk etapta gördük. 4.4 litre oldu. Bence sürpriz olsun. Değil mi? Bilmeyen kullanıcılar için yani şöyle bir sorular dönüyor insanların aklında. İşte ya freni etkiliyor mu? Arabanın işte teknik altyapısına zarar veriyor mu? Çünkü hani sonradan takılan bir şey ya bu. Hep böyle kafada işte abi o oluyor mu? Zarar verir mi? Şöyle olur mu? Böyle olur mu? Gibi kafada söylemler var aslında. Hani senin ağzından duymak isteriz bunları. Hani nedir, ne değildir, nasıl işliyor? Biraz da bu konular hakkında bilgi verirsen şimdi özet olarak durum bütün hava kontrol ünitesinde yani VGT'deki bütün durum şu. Bir fizik prensibi çalıştırıyoruz biz orada. Ve bu fizik prensibi sayesinde sen kaybettiğin enerjiyi geri kazanıyorsun. Yanma verimi, yanma kalitesi yükseliyor. Ve bunu söyledikten sonra yanma verimini yükselttiğini söyledikten sonra
bu işte sen de profesyonelsin ve birçok profesyonellerle de çalışıyoruz, görüşüyoruz. Büyük markalarla da çalışıyoruz bu arada. Sektöre oturmuş firmalarla da çalışıyoruz. Servis araçlarına bağlıyoruz vesaire. Yanma verimini yükselttiğin zaman arabaya zarar verme ihtimalin yok. Arabaya sadece ve sadece yarar verirsin. Neden? Çünkü az önce sana söylediğim gibi işte 1500-1600 devirlerde her şeyi bitirmeye başladın, değil mi? Evet. Dolayısıyla 1500-1600 devirlerde bitiren araba rahatlar. Evet. Rahatlayan araba seni yormaz. Evet. Sana daha konforlu bir sürüş sunar. Bunun yanı sıra sana konforlu sürüş sunarken mekanik olarak da 500 devir, 1000 devir daha alt devirlerde seyir sağlarsın. Bu sayede ne yapıyorsun? Mekanik ömrü uzatıyorsun. Evet. Şu an 11. turdayız abi. 11 olduk. Olduk abi, olduk. Bak konuşurken 11'e geldik. 11'e geldik. O zaman daha fazla uzatmayalım. Tabii. Biz bir 9 tur daha atalım. 9 tur daha atalım. Ondan sonra abi en son ne oldu, ne bitti? Yani VGT'siz ne yaptık? VGT'li ne yaptık? Onun bir karşılaştırmasını yapalım. O zaman dışarıda görüşürüz. Görüşmek üzere. Abi sen ne yaptın ya? Ben bir şey yapmadım abi. Evet arkadaşlar. Şimdi 20 tur VGT'li, 20 tur VGT'siz attık. Evet. İlk aldığımızda yakıtı VGT'siz aldığımızda 2 litre yakıt geldi. Sonrasında VGT'yi taktık. Ve abi sen söyle istersen. Sen şaşırdın hatta, yani sen bile şaşırdın. Açıkçası bu kadar beklemiyordum. Değil mi? Düşük yani, hızlardaydık. Düşük hızda. Yani 40 km saat yani, hızına döndük. Evet, 40'ın yanına 40 biz hiçbir zaman koymadık. Yani 40'ın yanına 40 koyduğumuz zaman da şu anda ya 1 litre ya. Değil mi? Arkadaşlar abi. Yani VGT'li olarak 1 litreyle geçmiş olduk. Yani neredeyse %50 abi. Abi yani %50 daha ne olsun yani, değil mi? Benzin bu ya. Değil mi? benzin yani. Benzin. Dizel falan değil. Değil abi, değil. Değil. Evet abi, şu an bu güzel sonucu gördükten sonra izleyenlerimiz de merak ediyordur. Bu VGT hangi tip otomobillere uygulanabiliyor? Bunun hakkında biraz bize bilgi verebilir misin? Tabii ki içten yanmalı motora sahip benzin, LPG ve dizel araçlara ki hibrit araçlara da uygulanabilmektedir. Ama segment olarak ilerlediğimiz, verim aldığımız, sonuç aldığımız binek ve hafif ticari. Ağırlıklı çalışıyoruz. Bazı traktör modellerine uygulanabiliyor. Parantez içerisinde jeneratörlere dahi bağlayabiliyoruz bu arada. Bunun yanı sıra motosikletlerle ilgili bayağı bir ilgi, alaka var. Ama tabii var olan VGT'nin boyutları biraz büyük geliyor. Onlara bir özel bir ürün yapmamız gerekiyor. Bunu da zaman içerisinde yapacağız. Çalışma zaten var mı peki? Var, çalışmamız var. Süper. Çalışmamız var. Müşteriler hangi oranlarda ekonomi yapıyorlar? Şöyle söyleyeyim, VGT ailesi üyeleri bize %20 ile 40 aralığında geri bildirimde bulunuyorlar. Evet, biz bugün bu videoda %50'yi yakaladık. İnsan faktörü olmadan ve işte az önce bahsettiğin gibi aslında çok daha basit ve trafiksiz bir ortam. Pist üzerinde gerçekleştirdik. 40 km süratle gerçekleştirdik. Ve her şeyi araç kendisi yaptı. Dolayısıyla %50'yi yakaladık ama normal şartlarda da %20 ile 40 aralığında bizim aldığımız geri bildirimler var. Peki abi, son olarak sana nasıl ulaşabilirler ve tabii ki yeriniz nerede? Onu da bir ufaktan tarif edebilirsen. Tabii ki yerimiz Zeytinburnu'nda merkezimiz. Diğer bayilerimize ulaşmak için vgt.com.tr iletişimden diğer bayilerimizin adreslerine de ulaşabilirler. Zeytinburnu'nda sahil hattına yakınız. Peki abi, son olarak eğer ki ben şehir dışındaysam internet üzerinden satın alabiliyor muyum bunu? Evet. Ve taksit imkanı var mı özetle? Evet, şöyle söyleyeyim. N11.com üzerinde ve işte şu anda başka kanallarda da aktif açacağız online satışı. Biz VGT'yi görüntülü destekle tak kullan haline getirdik. Şu anda birçok ilde işte sadece görüntülü destekle bize VGT'yi taktıran ve sürüş desteğini telefonla benden ya da işte arkadaşlarımızdan alıp ciddi bir şekilde verim alan birçok kullanıcımız var.
ki geçenlerde bir Çanakkale'de videomuz girdi, kanalımızda mevcut. Onu da izleyebilirler. Dolayısıyla n11.com üzerinden taksitli bir şekilde n11'in taksit şartlarına göre sahip olabilirler. Abi sana çok teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi hani burada VGT'nin ne kadar ekonomi yaptığını gösteren bir testi yapmaya çalıştık. Bunun sonucunda da %50 gibi bir rekor diyebileceğim bir değer elde etmiş olduk. Ama evet, tabii ki burada hani günlük yaşamdaki reel şartlar yoktu. İşte trafik yoktu, ne bileyim işte eğim tabii çok azdı vesaire vesaire. Bunun gibi detaylar olduğu için burada %50 rahat rahat yakalamıyor. Biz buradaki amacımız hani eğim vesaire ıvır zıvır gibi detaylara da takılmadan işte tamamen hani VGT nasıl bir performans gösteriyor onu göstermek istedik burada. Ulaş'a da çok teşekkür ediyorum. Abi param cebimde kaldı. Sağ olasın, %50 tasarruf yapma durumum söz konusu oldu. Arkadaşlar iletişim bilgilerini aşağıda bırakıyor olacağız ve bu videonun alt tarafa da yazıyor olacağız. Ulaş'a direkt oradan ulaşabilirsiniz. 7/24 telefonlarınıza cevap verebiliyor. İnternet sitesi üzerinden de aşağıya bırakıyoruz yine. Oradan da ulaşabilirsiniz. Zaten hani gerek görsel hizmet, videolu destek, gerekse de telefonla destek çok rahat rahat verebiliyorlar. Ben böyle bir cihazı sunduğunuz için tekrar teşekkür ediyorum. Arkadaşlar bir başka teste, bir başka etkinlikte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.